Kadir Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun, siz de iyisiniz. Bizler de çok iyiyiz. Öncelikle bizleri burada konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Evet. Bağlı Kokoreç'in genel hizmetlerinden, muhteşem lezzetten, sektöre olan katkılarınızdan ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat öncelikle değerli izleyicilerimizi sizleri daha yakından tanıtmak adına sormak istiyorum. Kadir Bağlı kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı? 90 yılından beri kokoreç işi yapıyoruz. 28. yılımızı doldurmak üzereyiz. 130 yıllık da bir bağırsakçılık geçmişimiz var. Ben bu işte 5. kuşağım. Kokoreci de komple el işçiliğimiz olarak hazırlıyoruz. Temizlemesi, sarması, pişirmesi, her şey kendi el işçiliğimiz. Küçük yaşlardan beri bu sektörün içerisindesiniz. Evet, sürekli mezbahalarda dolaşıyoruz. Evet. Sürekli mal alıyoruz ve misafirlerimize en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Neredeyiz? Denizli Tavas'tayız. Evet. Konum olarak neredeyiz? Muğla yolu üzerindeyiz. Denizli'den Muğla'ya doğru giderken 40. kilometredeyiz. Yani birçok yere giderken burada tam birleşim noktasındayız, evet, değil mi? Evet. Şu anda Muğla'nın... Yani otobandan geçen, E5'ten geçen tüm misafirleriniz burayı ziyaret edebilme şansına sahipler. Sahipler. Muğla ilimizin, Antalya, Aydın ilimizin tam ortasında kalıyoruz. Bahsettiğiniz gibi her yere 2 saat yaklaşık bir mesafede çalışıyoruz. Evet, bu muhteşem lezzeti toplam kaç metrekarelik bir alanda vermekteyiz? Kapasitemizden biraz bahsedebilir miyiz? Şu an için mevcut işletmemizde 520 metrekare kapalı alanımız var. 270 metrekare açık alanımız var. Evet. İş yerimizin aşağısı komple üretim bölümümüz. Mevcut bu katımız ve üst katımızda misafirlerimizi ağırlayabiliyoruz. Yaklaşık 180 kişilik bir oturma kapasitemiz var. Çok güzel. Peki toplam kadro sayımız nedir? Şu anda 11 kişi olarak çalışıyoruz. Tabii bu yaz dönemlerinde daha da sayımız artıyor. Artıyor. Evet, daha da artıyor. Evet. Peki hizmet verirken nelere dikkat ederiz Kadir Bey? En öncelikle gıda sektöründe olduğumuz için hijyene çok önem veriyoruz. Tabii. Bunun için de tabii ki tedbirler alıyorsunuz. Ne gibi tedbirler alıyoruz? Sağlık Bakanlığımızın onayladığı sistemleri tam anlamıyla yerine getiriyoruz. Hijyen belgelerimiz var. ISO belgelerimiz var. Evet. Arkadaşlarımızla çok iyi bir uyum içerisindeyiz bu konularla ilgili. En çok özen gösterdiğimiz konu hijyen. Yani masa temizliğinden çalışan kadromuza kadar her konuda temizliğe önem veriyoruz. Önlemlerimizi alıyoruz. Evet, şimdi Bağlı Kokoreç'in lezzetinden biraz bahsetmek istiyorum. Neler yapıyoruz burada? Şimdi artık kaliteyi nasıl sunuyoruz değerli misafirlerimize? Artık günümüzde kokoreçin yaklaşık 40-50 çeşidi yapılıyor. Kuzu ve dana ayrımı başta olmak üzere saçta yapılanı, kömürde yapılanı, içine atık yağlar sarılanı, içine domates, biber talep olarak koyulanı gibi vesaire vesaire çok çeşitler var. Evet. Kendimiz şube açmayı düşünüyoruz. Daha sonra isim hakkımızı satmayı düşünüyoruz. Düşünebilirsiniz, evet. Peki bugüne kadar sizleri destekleyen değerli dostlarınıza, müşterilerinize buradan bir teşekkür mesajı iletmek ister misiniz? Tabii ki. Gelmeyi düşünen, aklında Bağlı Kokoreci hatırlayan tüm misafirlerimizi sürekli bekliyoruz. Daha önce gelip de beğenmemiş olan varsa tekrar yine onları da bekliyoruz. Evet, evet, bizler de değerli izleyicilerimize kesinlikle tavsiye ediyoruz bu lezzeti. Bölgeye kattığınız bu değerli hizmetten ötürü de öncelikle sizleri tebrik etmek istiyorum. Teşekkür ederiz. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun diyorum. Sağ olun.